اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرض وقابل لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. جزا الله عن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. Muhterem kardeşlerim, gecemiz, mevcut kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Allah tekrar tekrar sağlık sıhhat içinde hepimize nasip veresin. İnşallah mübarek akşamda bir sohbette fayda vardır. Cenab-ı Allah bu dünya hayatıyla ilgili, ölüm anımızla ilgili, kabir hayatımızla ilgili, mahşer hayatı, hesap ve cennet cehennem hayatımızla ilgili çok ayetlerle bizleri bilgilendirmiş. Bu konularda Cenab-ı Allah'ın net açık ayetleri vardır. Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'nde buyuruyor ki malen can boğaza dayandığı zaman, şimdi hepimizin bir hayatı var. Yaşıyoruz. Bir gün hepimizin bir ölüm anımız var. Cenab-ı Allah ölüm anımızla ilgili can boğaza dayandığı zaman, Kıyamet Suresi 26. ayette o halimizi bize bildiriyor. Biz bunları yaşayacağız. Kimdir bunu iyi edecek dendiği zaman, ölmekte olan kişinin akrabaları, eşi, dostu eder, bir doktor çağırır, bir hastaneye götürür. Can boğazı dayandığı zaman yanındakiler ne diyor? Cenab-ı Allah onların söylediklerini de bize bildiriyor. Bunu kim iyileştirecek? Bir çareye bakıyorlar. Bilmeyecek. Ölmekte olan kişi bunun ayrılış olduğunu bilecektir. Ölüm anında kendisi ölmekte olan mümin, Müslüman ayrılık vaktinin geldiğini anlayacak böyle. Artık iş belli oldu. Çünkü onun artık kalp gözü açılır. Bu dünya penceresi kapanır. Öbür taraftan manevi penceresi açılır. Gelenleri görür. Melekleri görür. Ve eşi ve dostuyla, akrabalarıyla ayrılık vaktinin geldiğini anlar gözler. Artık ayrılık vakti gelmiştir. Bacakları bir güne dolanır gözler. Bak, Vakfa Suresi'nde biz ona sizden daha yakın diyoruz. Ölmekte olan kişiye biz ona sizden daha yakınız. Ne diyor? Bacakları birbirine dolanır diyor. Çünkü ölüm acısı var. Sekeratül mevt var. Ölüm zarfoşluğu var. Artık girişat belli oldu. Bacak bacağa dolanır diyor. Sıkıntısı var. Can çekişiyor. Devam ediyor Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'nde. Ölüm anımızı bize anlatmaya devam eder. Biz bunları yaşayacağız. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Peygamber Efendimiz çok dua etmişlerdir. Ya Rabbi, sekeratül mevtimizde, ölüm zarhoşluğumuzda bize yardımcı ol, bize yardım et diye çok dua etmiştir. Bizi de çok dua edelim inşallah.
İşte o gün Rabbine sevkiyat var kıymetin ama. Bacak bacağı dolandı. Ayrılık vaktini anladı. Sevkiyat var. Nereye? Kime sevkiyat var? Rabbine sevkiyat var. Her gün dünyada milyonlarca insan sevkiyat halinde. On binlerce insan bu sevkiyat dahilinde Cenab-ı Allah'ın huzuruna sevk ediliyor. Sevkiyat var. Cenab-ı Allah bizlere, evlatlarımıza namazı sevdirsin. Bakın Cenab-ı Allah ölmekte olan kişi için buyuruyor ki o doğrulamamış, yani inanmamıştı. İkinci olarak namaz da kılmamıştı. Bacak bacağı onun için dolanıyor. Onun için sıkıntısı var. Hesap vakti var. Bir hesap anı başlayacak onun için. Bu gerçekleri doğrulamamıştı. Bir de namaz da kılmamıştı. Dilimize tüy bitti. Bu ezanlar niye okunuyor? Bu insanlar niye bu ezanları duyuyor? Cenab-ı Allah namazı hem bize, hem evimize, hem evlatlarımıza, hem neslimize sevdirsin. Çünkü namaz da kılmamıştı diyor Cenab-ı Allah. O ölmekte olan insan için duyuyor. Ama artık onun için İki vakit vardır. Birincisi doğrulama vakti. Cenab-ı Allah buyuruyor ya, o inanmamıştı. İnanma vakti geldi. Artık can çekişmeye başlayınca hakkal yakın iman sahibi olur. Gözüyle melekleri gördü, ölüm acısını anladı, sevkiyat olduğunu anladı. İman, inandı, iman etti. Ama nasıl bir iman? Ve artık onun için namazı kılmamıştı buyuruyor Cenab-ı Allah. Namaz vakti de geçiyor. Namazı da başlayacak artık. Çünkü namaz ya bu dünyada bulunacak ya öbür dünyada bulunacak. Namazın affı yok. Evlâleke fe evlâ sümme evlâleke fe evlâ. Cenab-ı Allah buyuruyor ki böyle insanlar için Cenab-ı Allah'ın mukmanı edin. Bu azap sana layıktır. Bu azap sana layıktır. Evet, bu azap sana layıktır diyor. İki defa Cenab-ı Allah evlâleke fe evlâ sümme evlâleke fe evlâ. Bu azap sana, sen bu azabı hak ettin diyor Cenab-ı Allah. Niye? Namaz kılmadığı için. İnanmadığı için. İşte Cenab-ı Allah Allah'ın azabından hepimizi hepsini muhafaza edesiyet var. Devam ediyoruz. Cenab-ı Allah başka bir ayette o gün bir takım yüzler aydındır. Bir takım yüzler aydındır. Mahşer halkı diyecek ki bir grup insana gökteki yıldızlar gibi yüzü parlıyor. Ya Rabbi bunlar acaba kimler? Melekler diyecekler ki bunlar ezan okunmadan önce düzeltiyorum. Ezanı duyduktan sonra abdest alalım. İkinci bir grup gelecek. Yüzleri ayın 14'ü gibi parlıyor. Mahşer meydana geliyor. Yine insanlar hayret edecekler. Bunlar kimlerdir diye melekler diyecekler ki bunlar ezandan önce abdest alalım. Üçüncü bir grup daha gelecek ki yüzleri güneş gibi parlayacak. Yani Allah hepimizi buna böyle eylesin. Melekler diyecekler ki onlara sizin niye bu kadar yüzünüz güneş gibi parlıyor? Nurlu bir yüzünüz var. Biz ezandan önce abdest alır, ezan okumadan önce camiye gelirdik, ezanı camide dinlerdik. Cenab-ı Allah bildiriyor. O gün bir takım yüzler aydındır, nurludur. Bu dünyada abdest almış, soğuk sularda abdest almış. Abdest, nur üstünde nurdur. Onun için nurumuzu arttıralım inşallah. Çünkü
milyonu salih amellerle gelmiş. Ağustos aylarında uzun yaz günlerinde oruç tutmuş. Kışın zemheri ayında gece karanlıklarında camiye gelmiş. Abdestler almış ve yüzü güneş gibi parlayarak mahşer meydanına gelecek. Cenab-ı Allah hepimizi onlardan eylesin. İşte böyle insanlar kitabını aldığı zaman alın okuyun kitabımı diyecek. Alın okuyun kitabımı. Yanındakilere, akrabalarına kitabını verecek. Şu kitabı bir okuyun. Çünkü kitap salih ameller ile dolu. İbadetlerle dolu. Boş geçirmemiş dünya hayatı. O aydın olan yüzler diyor Cenab-ı Allah, o bir Rablerine bakarlar. Allah'ın cemalini görürler. Bakın salih amellerin mükafatı hemen belli oldu ayet-i kerimenin sonunda. O gün bir takım yüzler aydındır. Cenab-ı Allah'ın cemaline bakarlar. Onun cemalini görürler. Cemalullah'ın cennette inşallah müminler sevdikler. Allah hepimizi onlardan eylesin. Cennetin nimetleri Allah'ın cemali yanında bir hiç hükmündedir. Bunlar salih ameller ile gelen. Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'nin 9. ayetinde buyuruyor ki o gün bir takım yüzler asıktır. Yüzler asıktır. Niye? Moraller bozuktur. Niye? Kitap eline verildi. Dağlar kadar günahlarla gelmiş. Ezanlar okumuş, duymamış. Her türlü yanlışları yapmış. Allah'ın emrettikleri yapın ey kullarım. Şunları şunları yapın. Allah'ın emri ve yasakları var. Emirlerini yapmamış. Yapmayın. Şunlar şunlar haramdır. Yasaktır dediklerini de yapmış. Yüzü asık. Çünkü bu nasıl defter ki büyük ve küçük hiçbir şeyi bırakmamış diyeceksiniz Cenab-ı Allah. Ayette. Nasıl bir defter? Büyük küçük hiçbir şeyi bırakmamış. Her kelimeyi yazmış. Her bakışı yazmış. Melek. Bakış ya günah ya sevaptır. Ya ibretle bakarsın veyahut da harama şehvetle bakarsın. Melek ona göre yazmış. Her kelime yazılmış. Onun için yüzü asık. Niye? Dağlar kadar günah ile huzura çıkarak, Allah'ın huzuruna çıkarak. Nasıl böyle bozu olmaz? Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. Yüzleri asıktır diyor Cenab-ı Allah. 10. ayette yüzleri niye asık olduğunu bize bildiriyor. Moralı niye bozuk olduğunu bildiriyor. Beraber okuyalım. Amin. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğrayacaklarını anlarlar. Bakın. Cehennem azabı, şedidül azap, cehennemi gördü, oraya girdiğinde diyor Cenab-ı Allah, ben kemiği kırılacağım. Ayeti aynen okuyorum. Bel kemiklerini kırılacağını anlamıştır. Onun için yüzü asık. Günahların bedelini gördü. Nasıl bir karşılık alacağını anladı. Morali onun için bozuldu. Çünkü artık bedel ödeme zamanı. Her şeyin bir bedeli var. Bu dünyada her şeyin bir bedeli var. Bu dünyanın bedeli de mahşere ödenecektir. Kul hakkı yemişsindir. Bedel ödeme zamanı. Harama bakmışsındır. Bedel ödeme zamanı. Ezanı duymamışsın. Hayyâle sana, haydi namaza, hayyâle felâ, haydi kurtuluşa, hiç duymamış. Ezan okunuyor, adam aşağı doğru gidiyor.
Bu ezan kimi okunuyor Allah aşkına? Ağaçlara mı okunuyor? İnsan oğlu için okunuyor. Cenab-ı Allah günde 5 vakit emrini yerine getirenleri, emrini yerine getirmeyenleri ayırır. Basit bir şekilde ayırır. Ezan ile beraber ayırır. Kimi kalkar abdestini alır, namazını kılar, kimisi de umursamaz. İşte böyle öyle bir zamana geldi işte. Cenab-ı Allah bizi camiden uzaklaştırmasın. Cami, cemaati, zikri bize sevdirsin. Kahkaha atarak işlenmiş olan günahların bedel ödeme zamanıdır. Muhterem cemaat, bu işin şakası yok. Bunun şakası yok. Biz ölüme doğru 24 saat süratli bir şekilde ilerliyoruz. Belki bu akşam, belki yarın, belki en kısa zamanda ölümle burun buruna karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü biz hesabı unutmuş bir halde yaşıyoruz. Bir mümin, bir Müslüman hesaba tam iman etse, gerçekten iman etse bir yanlış yapmaz. Ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm diye düşünür, yanlış yapmaz. O zaman ne polise ne jandarmaya gerek kaldı. Biz hesaba tam iman etsek zaten yanlış yapmayız. İşte cehennemi gördüm, bel kemiğinin kırılacağını anladı ve şöyle der insan. Çünkü cennet ve cehennem mahşer meydana getirilir. Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'nin 11. ayetinde buyuruyor. Bizim söyleyeceğimiz inşallah biz demiş. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. İnsanların söyleyeceğimiz. O gün insan kaçış nereye diyecek? Bir kaçış var mı? Nereye kaçabilir? Hani burada bir suç işte mutlaka bir kaçış yoluna bakar. Bir yere saklanır. O gün yine kaçış yoluna bakacak. Bugün bir kaçış var mı? Nereye kaçabilir? O gün insan kaçış nereye diyecektir? Çünkü her şeyi gözüyle gördü. Cenab-ı Allah buyuruyor ki hayır, hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbin huzurudur. Hesap için huzura çıkacaksın. Ey kulum, bu sen misin? Kağıt oynuyor, akşama. Elinde bir şişesi var. Kamera kayıttaymış. Her şeyi çekmiş. Kendi kendini izleyeceğiz. Kendi hayat filmimizi izleyeceğiz. Ya camiye gidiyoruz, ya abdest alıyoruz, tesbihat yapıyoruz, zikir yapıyoruz. Bu bir kayıt. Cenab-ı Allah hepimizi kullanır eylesin. Veya mutlu. Allah muhafaza. Masada ömür geçirmişsin. Akşamlara kadar geçtiğini şeytan yolunda harcamışsın. Kamera kayıttaymış. Ey kulum bu sen misin? Evet ya. İnternet edecek bir durumu zaten olmaz. Kendi kendini izliyor. Allah'ın huzurunda hesap başlayacak. Cenab-ı Allah hesabımızı kolay eylesin. Onun için muhterem cemaat, burada bir hadis-i şerif aklıma geldi. Geçmeyelim. Efendimiz buyuruyor ki en akıllınız hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekendir. Bakın nasıl hesaba çekilir bu dünyada? Başka bir hadisten bunu takviye edelim. Yine Efendimiz buyuruyor ki mahşerde kişinin namazı tam çıkarsa Cenab-ı Allah meleklere emir verir. Bu kulumun diğer bütün hesaplarını kolay kolay tutun. İnce hesaba tabi tutmayın. Eğer namazı eksik çıkarsa diyor Cenab-ı Allah emir verir meleklere. Bu kulumun hesabını ince hesap yapın. En ince zerresine kadar. Ama ya'mel miskâle zerretin hayrı. O zaman biz bu hesabı vallahi veririz. Emin olun veririz. Çünkü her kelimeden, her bakıştan, her hareketimizden, her gıybetten hesaba çekilirsek biz bu hesabı için asla çalır. Akıllı insan burada namazını tamamlar. Kaza namazlarını kılar,
Belki bir ihtimal namazımız düzgün çıkarsa diyor, Cenab-ı Allah diğer hesapları kolaylaştırır diyor Peygamberim. O zaman ne yapacağız? Hepimiz aklımız. Doğru birdir, muhtemelen. İkiden doğru yoktur. Doğru birdir, o zaman bizim yapacağımız tek şey var. Namazımızı burada tamamlayalım. Mahşerde hesabımızı kolaylaştıralım. Çünkü hesabımız çok kabarık. Hesabımız çok kabarık, sicilimiz kabarık. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'nin 14. ayetinde buyuruyor ki maalesef o gün insana yapıp önden gönderdi. Şimdi biz yapıyoruz. Bu akşam inşallah namaz yapacağız. Zikir yapacağız. Tesbih namazı var inşallah. Bayanlar da soruyorlarmış. Tesbih namazı da var. Bu yaptıklarımızı önden göndereceğiz. Cenab-ı Allah bunu bize bildirecek. Değil mi bunu? Camiye abdest aldın, yürüdün, her adımına sevap aldın, namaz kıldın, zikir yaptın. Hepsini bulacağız. Ama bir de diyor ayet-i kerimenin devamını yapmayıp geride bıraktıklarını da haber vereceğiz. Bak burası çok önemli. Yapmayıp geride bıraktıklarını da ona haber vereceğiz. Bu ne demek? Bir insan eğer sabah namazına gelseydi çok sevap alacaktı. 365 gün sabah namazında cemaate gelmediği için çok sevabı bu dünyada bırakmış, Cenab-ı Allah onu haber verecek. Ey kulum, bunlar bu kadar sevabı dünyada bıraktı. Ama bir sevap için bütün insanları gezecek. Bir sevap için. Hadis-i Şerif var. İşte onun için geride bıraktıklarını da haber ver Cenab-ı Allah. Kim nerede bir sevap bıraktıysa. Ağustos ayında oruç tutmamış, milyonlarca sevap bırakmış dünya. Bir öğün için, sadece öğle yemeği için. Onları bize Cenab-ı Allah haber verdi. İşte böyle insanlara Cenab-ı Allah 15. ayette buyuruyor ki artık diyor azabı gördü, her şeyi anladı, bir tek umudu var. Bu dünyayı boş geçirmiş, ezanı duymamış, orucu tutmamış, Allah muhafaza eli boş mahşere gelmiş. Bir tek umudu var. Allah dostlarının şefaatini umutlanacak. Çünkü şefaat haktır. Peygamber Efendimiz'in ve diğer peygamberlerin Allah dostlarının şehitlerin şefaati var. Umutlanacak. Ne olur ya Rabbi? Bir dostum bana şefaat etsin. Cehenneme gidecek, cehennemi gördü. Cenab-ı Allah 15. ayette bunların o yolunu kesiyor. Maalesef okuyoruz. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda verir. Hadi bakalım. Bu dünya hayatında değer mi? Muhterem canım. Bu dünya hayatında değer mi? Bütün peygamberler bunları anlatmak için gelmiştir. Bütün evliyaullah ve alimler insanların bu konularda uyanmak için gelmiştir. Ama duymuyor. Ne dersen de buradan çıktığı zaman bıraktığı yerde, nerede bir hata varsa, diyelim ki kalp bakıyor, kâfırına gidiyor, kahve. Yarısı sabah aynı bıraktığı yerden başlıyor. Onun için tamam, biz onu göndereceğiz. Şimdi bunlara kulak verelim, muhteremler. Bunlar bize lazım olacak. Mahşerde bunlar bize lazım. Devam edelim inşallah. Cennet ehli diyor Cenab-ı Allah. 16. ayet. Cennet ehli cennette, cennet ehli cennete girdi, cehennem ehli, hepimiz Cenab-ı Allah'ın muhafaza buyursun, cehenneme girdi, mahşer hayatı bitti.
Cennet ve cehennem hayatı başında. Cennet, onlar cennettedirler, müminler için. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar. Cennet ehli, günahkarlar hakkında birbirine sorular sorarlar. Ayet-i Kerime. Ve dönüp diyor Cenab-ı Allah, cehennem ehlinden sorarlar. Cennette konuşurlarken cehennem ehlini, cehennem Cenab-ı Allah o imkanı verir, cehennem ehlinden sorarlar. Devam ediyoruz inşallah. Bir beş tane uzatalım bu akşam, kusurumuzu bağışlayın, mübarek akşam inşallah. Fazla uzatmayacağız. 17. ayet, Kıyamet Suresi. Sizi cehenneme ne soktu? Siz buraya niye düştünüz? Ayetlerine meal oldu. Ben şimdi cezaevine giren bir insanlara soruyorlarmış. Ne yaptın da buraya düştün? İnsanlar buna kızıyor. Ne? Hangi suçu işledin? Şimdi cennet ehline, cehennem ehlinden soruyorlar. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Sizi buraya sokan neydi? Niye bu cehenneme girdiniz? Onlar cevap ve şöyle derler. Muhterem cemaat, lütfen burayı dinleyin. Kendi ilave yapmadan ayet okuyorum. Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi'ni ister açsın baksın. Biz namaz kılanlardan değil. Hadi bakalım. Sizi bu cehenneme ne düşürdü diye soruyorum cennet ehli, cehennem ehline. Birinci cevabı bu. Biz namaz kılanlardan değil. Yapmayın. Muhterem başkanım. Gençler. Yapmayın. Ateşle oynuyoruz. Vallahi ateşle oynuyoruz. Bu işin şakası yok. Namaz farzdır. Terki haramdır. Haramın cezası ateştir. Biz namaz kılanlardan değil. İkinci olarak biz yoksula yedirmezdi. Fakirleri gözetmezdi. Yardım etmez. Üçüncü olarak verilen cevap lütfen dikkat edin. Batıla dalanlar ile birlikte biz de batıla dalardık. Şu an dünya batıla dalmış, bilgisayarlar işgal etmiş insanları. Cep telefonları işgal etmiş. Her türlü yanlış her evde var. Batıla dalanlarla beraber biz de dalmıştık. Ama bu dünya böyle gitmez. Bu dünya böyle devam etmez. Biz kısa bir zaman sonra huzura çıkacağız. Bu ayetlerin muhatabı biziz. Onun için Allah aşkına bu işin şakası yok. Nihayet ölüm bize gelip çattı diyor bak. Bilgisayarı oynarken, cep telefonu oynarken, her türlü yanlışlığı yaparken nihayet ölüm gelip bize çattı. İşte tövbe etmeden de öldü, bizi buraya düşüren bunlardı. Unutalım cemaat. Bu işin şakası yok. Hemen bir ayetin mealini verelim, geçelim. İnşallah fazla okumayacağız. Cenab-ı Allah demin okuduğumuz bir ayette buyurdu ki biz insana önden gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını bildireceğiz. En fazla beş dakikamızı da alacağım. Kusurumuzu bağışlayın. Şu manayı veriyoruz bu ayette. Bakın bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mescitte otururken, sohbet halindeyken bir sahabi geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben bugün sabah namazının iftitah tekbirini kaçırdım. Bakın, rükû, secde, kıyam, kıraat değil. Sadece tekbir yetişemedim diyor. İmamla beraber tekbir alamadım. Bunun için namazdan sonra gittim, bir köle azat ettim. Acaba o sevabı alabildim mi diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a dönüyor.
buyuruyor ki ya Ebubekir sen ne dersin? Bu soruya sen cevap ver. Hazreti Ebubekir Sıddık biliyorsunuz peygamberlerden sonra en üstü insandır. Buyuruyor ki ya Resulallah 40 tane devem olsa hepsinin yükü cevahirden olsa develeriyle beraber hepsini fakirlere dağıtsam sabah namazının iftar tekbiri sevabını alamam diyor. Hemen döndü Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya Ömer sen ne dersin? Hazreti Ömer buyurdu ki ya Resulallah Mekke Medine arası devem olsa bakın 400 kilometre Mekke Medine arası devem olsa hepsinin yükü cevahirden olsa hepsini Allah için dağıtsam sabah namazının iftitah tekbiresi bunu alamam dedi. Hazreti Osman radıyallahu anh döndü. Ya Osman sen ne dersin? O da buyurdu ki ya Resulallah bir gecede iki rekat namaz kılsam her bir rekatında Kur'an'ı hatmetsem sabah namazının iftitah tekbiresi bunu alamam dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh'a sordu. İrim şehrini kapısı. Ya Ali sen ne dersin? Ya Resulallah Mekke Medine arası müşrik olsa Cenab-ı Allah bana güç kuvvet verse bu müşriklerle savaşsam Mekke Medine arasındaki müşrikler tek başına savaşsam bir sabah namazının iftar tekbirini sevabını alamam dedi. Bütün cemaattan beraber herkes Efendimiz'e döndüler. Sıra ona geldi çünkü. Buyurdu ki, ey ashab ve ümmetim, bakın bizi de kattı. Sadece o mecliste bunları değil. Hadis aynen böyle. Ey ashab ve ümmetim. Bu kıyamete gelecek bütün Müslüman için geçerli bir sözdür. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün melekler katip olsa, yerler ve gökler defter olsa, kağıt olsa bütün okyanuslar ve denizler mürekkep olsa kıyametin sonuna kadar da yazsa bir sabah namazının iftitah tekbiri sevabını yazamazlar. Şimdi ayet-i kerimeye bağlıyoruz. Biz sizin gönderdikleriniz sevapları da geride dünyada bıraktığınız sevapları size haber vereceğiz. Bir hesap yapalım ve bitirelim. Bir devenin cevahiri 1 trilyon tutsa atıyoruz veya da 2 devenin bir sabah namazının sevabı olarak kendi hesabımızı yapıyoruz. Bir senede bu dünyada bıraktığımız sadece sabah namazının iftar tekbirini bıraktığımız 365 trilyon sevap. Bu bir veya da 2 devenin hesabını yapıyoruz. Bu dünyada geride bıraktık ölüp gittiğimiz mahşere bir yıllık sabah namazının iftitah tekbiri için bu dünyada bıraktığımız sevap kendim tahmin hesap yaptım bir iki deve hesabı 365 trilyon sevabı dünyada bırakıp gidiyoruz mahşerde bir sevap için bütün akrabalarımızı dostlarımızı gezeceğiz ama vermeyeceklerdir peygamber. Onun için Cenab-ı Allah bizi bu cemaatten, bu camiden geri bırakmasın. Cenab-ı Allah bu cemaati, bu camiyi bize sevdirsin, elimizi ayağımızı kesmesin. Allah hepimizden razı olsun, geceniz mübarek olsun. İnşallah isteyenlere, yorumlu olmayanlara zikir sonunda bir tesbih namazı kıldıracağız. Hepiniz olsun. Allah rızası için Fatiha.